Herkese merhaba sevgili dostlar. Uzun zaman sonra tekrar birlikteyiz. Bana sıkça sorulan sorulardan en önemlisi, hocam burun estettiğinde özellikle hangi tekniği uyguluyorsunuz? Genellikle ben artık çoğu zaman koruyucu kapalı cerrahi uyguluyorum. Uzun yıllardır açık teknikle uğraştık. Sonra son 2-3 yıldır özellikle çok popüler olduğu için artık kapalı cerrahi ön plana çıktı ve biz de bunu uygulamaya başladık. Son 2-3 yıldır hastalarımda daha çok kapalı koruyucu cerrahi uyguluyorum. Tabii aslında teknik doktorun, cerrahın tecrübesine göre de değişir. Hastalarımın çoğu zaman da onu söylüyorum. Diyorum ki önemli olan aslında doktorun tecrübesi, hangi teknikle daha iyi sonuca ulaşılabilir. Hastalarda özellikle belirttiğim şey önemli olan sonuç. Yani sonuca en iyi gidebileceğimiz hangi tekniği eğer doktor uyguluyorsa o teknik o doktor için aslında başarıdır. Benim kendi pratiğimde de uzun yıllar tabii açık cerrahi uyguladık. Yine sonuçlarımız çok güzeldi ama özellikle kapalıya dönmemizin sebebi yara dokusu iyileşmesi çok daha hızlı oluyor. Biz onu görüyoruz. Kendi vakalarımda da bunu çok rahat görebiliyorum. Burun deliklerinin içerisinden girilerek yapılan bir operasyon olduğu için bu taraftan, ön taraftan bir kesi olmaksızın normalde açık cerrahide ön taraftan kesi yapılır ve tüm dokular dağıtılır, bozulur ve sonra tekrar yapılandırılır. Kapalı cerrahin avantajında bir takım bağlar, orada önemli bir takım burun içinde bağlar var, ligamentler var. Onları koruyabilerek, belli burunun içinden küçük tüneller açarak onları koruma şansımız olduğu için, dokuya daha fazla saygılı davranabildiğimiz için yani burun da bize güzel cevap veriyor ve daha hızlı bir yara iyileşmesi, daha az morluk, ödem, şişlik oluyor. Bu anlamda kapalı cerrahinin böyle daha ciddi avantajlarını biz görüyoruz. Masada daha hızlı, hani kapattığımız anda daha hızlı bir sonuç elde edebiliyoruz. İyileşme çok daha hızlı olabiliyor. Genellikle kendi vakalarımda da gördüğüm en az 2-3 ay daha erken bir iyileşme. Yani birinci ayda kapalı cerrahi yaptığımız burun sanki 3 aylık açık burun cerrahisindeki bir buruna denk gelebiliyor. Bu bağlamda kapalı koruyucu cerrahi, kapalı estetik cerrahi artık çoğu zaman yeğliyorum ve vakaların %80'ini neredeyse bu şekilde yapıyorum. Tabii ki eğer daha önce ameliyat olmuş, açık cerrahi geçirmiş, revizyon vaka, çok ciddi travmatik bir burunda yine bildiğimiz klasik eski yöntemimizde yaptığımız oluyor. Dediğim gibi önemli olan sonuca ulaşmak. Bu sonuca ulaşırken hasta en az seviyede ağrı, şişlik, morluk, ödem, hızlı iyileşme, yara izi reaksiyonu olmaması sebebiyle kapalı cerrahi benim daha sıklıkla artık uğraştığım, yaptığım ve sonuçlarından da oldukça memnun kaldığım bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.